Bilim insanları yaşanan felaketi dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli sarsıntı olarak tanımlıyor. İlk hesaplamalarımıza göre depremin yol açtığı yıkımın maliyetinin yaklaşık 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Bu çapta bir afetle ekonomik durumu ne olursa olsun hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. 130'a yakın ülkeden yardımlar depremzedelerimize ulaştı. 36 Sahra Hastanesi, siz değerli dostlarımızın sayesinde kurularak yaralılarımızın tedavisine katkı sağladı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız. Bugün Brüksel'de ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrasında yeniden imar çalışmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen uluslararası konferansa katıldık. Konferansa 65 ülke, 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşu katıldı. Konferansta ülkemiz için 6 milyar eurodan fazla bir taahhüt gerçekleştirildi. Türkiye biz her zaman dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda kalan ülke ve insanlara yardıma koşan ilk ülkelerden birisi olmuştur. Aynı dayanış ve duyarlılığı şimdi Avrupa Birliği ve uluslararası toplumdan görmekten elbette memnuniyet duyuyoruz. Tüm katılımcılara ve destek açıklayan tüm ülke ve kurumlara da Avrupa Birliği'ne başta olmak üzere teşekkür ediyorum.